Fahrettin Tuncel. Yazan Balaban Köyü Tunceler Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Geçimimi çiftçilikle sürdürmekteyim. Çiftçiyim. Bu arada çiftçilikle uğraşırken, kendi tarlalarımızı sürerken bazı engellerle karşılaşıyoruz. Bu engellerimizi gerekli yere anlatamadığımız için basına anlatmak zorunda kaldık. Geçen pazar günü arazimde var olan bazı iğde ağaçları falan temizleyip orayı hasır edip işte yonca ekmek için hazırlık yaparken gittim, iş makinesi getirdik. Orada çalışırken pazar günü oradaki köylülerin mi şikayet üzerine bilmiyorum. Çünkü daha önce 4-5 saat çalıştık, herhangi bir müdahale yoktu. 4-5 saat sonra kaymakam ve jandarma geldi. Ondan sonra oradaki çocuklar beni arayarak ya jandarma geldi, ne yapalım dediler. Ben de bunun üzerine bekleyin, ben geliyorum dedim. Gittim, jandarma gelmiş, dedim ya hayırdır, biz kendi tarlalarımızı yerimizi sürüyoruz. Dediler şikayet var, kaymakam geliyor, savcı geliyor falan. Dedim Allah Allah, pazar günü kaymakam savcının ne işi var bu şeyde. Biraz bekledik, ondan sonra orada bizi uzaklaştırdılar. Jandarma dedi siz şöyle biraz uzaklaşın dedi, köylüler falan şey çıkartmasın. Herhangi bir şey yoktu zaten. Daha sonra uzaklaştırıldıktan sonra kaymakam gelmiş. Orada iş makinesi henüz orada duruyordu, durdurmuşlardı ama oradaydı. Bir baktım iş makinesi tarlada çıkmış gidiyor. Ya dedim nereye gidiyorsun dedi, ya dedi ben gidiyorum kaymakam bana burada çık git dedi falan. Bir sürü zorlamama rağmen durduramadım. Makine gittikten sonra orada rütbeli bir asker geldi. Bu rütbeli asker bana geldi. Dedi ki ya işte bu şeyi durdurduk. Dedim ya makinanı niye gönderdiniz, iş makinesi falan. Dedi daha sonra şey yaparsın falan, böyle net bir cevap da vermedi. Dedim kaymakam bey geldi mi, kaymakam geldi mi, ne olduğunu da bilmiyorum, hanım mı erkek mi tabii. Dedi burada. Dedim o zaman beni bir görüştür. Dedi ya kaymakam sizinle görüşmek istemiyor. Dedi ki gitsinler. Dedim ya nasıl olur, şikayet edilen ben, muhatap ben. Benimle nasıl görüşmez falan. Dedi ya git işte dedi, sorun çıkartma. Neyse pazar günüydü. Pazar günü olmasına rağmen üzerimizde herhangi bir şey yoktu. Dedik pazartesi biz gider işte tapumuzu da götürür, ibraz ederiz. Gerekli şeyi söyleriz. Ondan sonra dediler karakola geleceksin yarın. Tamam dedim. İkinci günü gittim. Tapuda kendime ait olan tapuyu çıkarttım. Kaymakamlığa gittim. Kaymakamla görüşmek istedim. Benden görüşmediler. Tepki gösterdim. Nasıl görüşmezsiniz? Yani burada mağdur olan ben. Şikayet konu, söz konusu olan yine ben. Görüşmediler. Oradan sonra gittim. Yaz işleri müdürüne. Şikayetimi almadılar. Dediler şeye gitsin. Demiş daha doğrusu. Görmedim de tabii o jandarmaya. Neyse ben oradan çıktım, jandarmaya gittim. Jandarmaya gittik, olayı anlattım. Dedim ya bu kaymakam bizimle görüşmedi. Herhangi yani bu nasıl olacak falan. Oturduk. Ondan sonra benim ifademi aldı, tapuyu ibraz ettim kendilerine. Dedim ki ya bir şikayet var mı? Dediler yok, karşıda bir şikayet yok. Dedim ya nasıl olur peki, benim tapulu yerimi sürerken gelip müdahale ediyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Makinamı gönderiyorsunuz, ondan sonra şikayet yok. Bu nasıl bir şeydir falan. Dediler vallahi bilmiyoruz. Hatta daha sonra şey dedi ki ben bu oradaki karakol komutanıydı galiba. Bunları dedi şeye anlatırım ben kaymakama. Ben de bir iki gün bekledim. Kaymakam tekrar da bana dönüp yani niye böyle yaptın? Sonra tabii ben de şikayetçi olmadım. Tapumu ibraz ettim oraya. İfademi verdim orada. 2-3 günde bekledim ama maalesef ne karakolda ne de kaymakamda herhangi bir dönüş olup herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve bu kaymakam ne yapmak istiyor diye biz şeylere daldık böyle kendi kendimize. Bizim oturduğumuz köy, Balaban köy, genelde değil tamamı Alevi köy. Aynı zamanda seçmenleri %90'ı CHP'li, bir kısmı kalan bir kısmı da HDP'li. Şimdi karşı tarafta şikayetçi olan Sinan köyü ise hepsi Sünni, Kürt köyü, hepsi AKP'li ve aynı zamanda MHP'li. AKP ve MHP karışımı. Bu
Vatandaşların elinde de en ufak orayla ilgili bir tapusu yok. Herhangi bir hakkı, hukuku yok. Zaten şikayetçi de olmamışlar. Oranın tapusu da şehir yolu mevkii diye geçiyor. Balaban şehir yolu mevkii diye geçiyor. Balaban'a ait olan bir arazi. Acaba bu AKP, bu yeni kaymakam bu yöntemlerle daha önceki belediyelere kayyum falan atanarak el değiştirip bazen o seçmenlerin şey yapıp el değiştirerek şimdiki bu arazi yöntemlerimize de bu şekil köylüler üzerimize kışkırtarak el değiştirmek mi istiyor? Bunu kamuoyun takdirine bırakıyorum. Kamuoyun dikkatine, biz bir şey anlayamadık. Bu kaymakam ne yapmak istiyor? Yani bir de çok ağrımıza gitti. Ben iki sefer gidip görüşmek istememe rağmen, mağdur edilmeme rağmen olayın iç yüzü anlatılmıyor ve karşı tarafta şikayetçi yok. Şikayetçi olmayan bir yerde benim tapulu arazim, ben sürerken beni, yani bunu ne de başka bir şey aklıma gelmiyor. Herhalde bu AKP'nin yeni bir yöntemi olsa gerek. Bu tapulu arazilerimize bu şekil karşı tarafı kışkırtarak bizleri mağdur etmek ve bir de oradan ayrılırken özellikle karakol komutanının orada bizi bir de uyarıda bulunuldu. Oralara kesinlikle yaklaşmayın, sürüp falan şey yapıp olay çıkartmayın diye. Ya ben anlayamıyorum. Şimdi hem yaklaşmayın diye inceden bir tehdit, hem bir çözümsüzlük. Yani bunu kamuoyunun sorgusuna sunuyorum. Ya bu nasıl bir iştir bilemiyorum. Bunun mağduriyetinin giderilmesini ancak kamuoyunda desteklerini bekliyoruz. Saygılarımla.